torbalarından anlayabileceğiniz üzere Ikea. Uzun bir alışveriş yolculuğu bizi bekliyor. Sabahtan beri dışarıdayız. Artık evimize çıkacağız o yüzden. Son şeyi arıyorum. Yeni ev hazırlıkları yani. Sanırım L koltuğumuzu seçtik. Bizimki bu. Hani bunu seçtik. Bu 4300. Bunlar dekorasyonun bir parçası. Kesinlikle. Kediler. Yok, Ikea'daki alışveriş mantığından bahsediyorum. Ikea'da şöyle bir mantık var. Bir şey bulduğun zaman onun gidip resmini çekiyorsun. Sonra bir alt kata gidip üstündeki koddaki raftan bulup alıyorsun. Güzel bir manzara. Evimizin manzarası şöyle olsaydı güzel olabilirdi. Evet. Bir de perde bakacağız ki store perdelerimiz var ama ben gözüme en ufak bir ışık girdiği an hani rahatsız olan bir insan olduğum evet. için böyle zifir karanlık perdesi istiyorum. Çöre ki, ışık geçmeyecek. Evet, dışarıdan tek bir damla ışık girmeyecek içeri yani. Mesela bu orta sehpa da çok güzelmiş. 120, 35, 36. Aynen bu. Aynen. Bizimki şeydi. Bizim ama şöyle, biz bunu üstüne TV koyduğumuz sehpası, anda... internetten baktığımız buydu. Ama işte şöyle bir durumumuz var. Biz bunu üstüne çok aşağıda kalırsa da televizyon kötü. Evet. Şöyle bir şey yapalım mı? Bunu kucaklayayım. Gideyim, o koltuğun önüne koyayım. Sonra koltuğun üstüne oturalım bakalım. Yapıyorum. Hayır. Hayır. Evet, gerçekten yapıyor. Tanımıyorum. Gerçekten yaptım. Yani evet. Yapmam ben hemen, şeyi deneyimlemek. Hemen böyle oturduğun zaman. Şimdi nasıl oldu? Direkt üstüne gelecek. Ve sanki televizyonun ortasının biraz üstünde şey olacak. Ne gerçekten? Evet, mantıklı. Yani bu açıdan baktığımız zaman sence nasıl? Ya şöyle, televizyonun ortasının biraz daha üstünü görüyoruz. Bir de şeyi düşünelim. Televizyonun alt kısmı da var. Hani bir tık yükselecek. Yok, ayağıyla birlikte 110, 1119, 739'du. Ayağı da olacak hani. Ayağı. Dur bakalım ne olacak. Ya şimdi şöyle. Ve geldik kitaplık kısmına. Benim kitaplarımın yerleştirilebileceği bir kitaplık bulmamız mümkün değil. Çok zor. O bütün kütüphane, kitaplarını... kütüphane kitaplığı. Onun kütüphaneye ihtiyacımız var. Bütün kitaplarımızı yerleştiremeyiz hiçbir şekilde. Hani ikimizin de kitaplarını ortak tek bir kitaplığa yerleştirebileceğimiz bence bir hayal. Bir de böyle camlı olanlar var. Şey, benim masamın geldiği noktayla kanefenin yanına koyduk. Camlı olanlar varmış. Bu da fena evet. değil mi? Bunlar aslında da... şöyle. Az önce baktığımız Billy'nin aynısı, sadece kapakları var. İstersek beyaz olanı da kapak alıp takabiliriz daha sonra. Yani şunun gibi düşünebilirsin, bak şuradaki gibi. Şimdi bizim baktığımız açık kitaplık. Bizim baktığımız açık kitaplık. Yani bu şekilde bizim baktığımız oradakinin açık hali. Bunun açık hali bizim baktığımız. Bu kapaklı hali. Evet. Yani daha sonra kapak alıp sadece iki yanı... kısımlarına herhalde onu sonradan eklemişler. Evet, onlar... Anladığım kadarıyla. Onlar sonradan eklenmiş, evet. Yani daha sonradan... Geldik masa sandalye bölümüne. Şey böyle gidiyor. İşler neden hep bana bakıyor? Evet, gayet güzel. Evet, bizim baktığımız masa buydu. Aynen. Ama işte sandalye olarak bu değildi sanırım. Sandalyelerin de pufu vardı. Aynen. Ben onu da resim çekeyim mi? 4 kişiliği şey yapabiliyorsun böyle. Telefonla 6 kişilik. Telefonla alayım, ben onu da çekeyim. Bir de demonte ederken çekeyim. İyi fikir. Şurada bak, tırnağı var. Evet. Aa, aslında şöyle bir saniye. Galiba. Şöyle. Evet. Böyle de zorlayıp açabiliyorsun ya da alttan çekip direkt atabiliyorsun. Okay. Harika. Tamam. Abi şey yap. Sandalye olarak bunları seçtik. Diğerlerinin altında pufu yoktu. Bunların var. Melis Usta'nın vazgeçilmez yemekleri için Allah'ım ya. Çırpıcı ikili istiyorsan ondan da. Çırpıcı. Hangi çırpıcı ne çırpmak içindir? Şu yorumlara yazın. Bunların fiyatı ne kadar?
Ondan da mı alsak bir tane? Şöyle. Ya baharatlık falan bakacağım ama hani şu an bu şekilde değil sanırım. Yani sadece baharatlık olarak hani dörtlü. Yok ya, fiyat olarak çok hoşuma gitmediler. Sonunda. Esas sıkıntımız burada başlıyor. Bana çevir. Aynen. Sen bunu alıyorsun. Sen de onu alıyorsun değil mi? Gel. Gel bakalım. Telefonunuzdan hangi raftan ne aldığımızı bana söylüyorsunuz. Orayı buluyoruz, alıyoruz. Tamam. Bu değil mi? Tamam. Raf 10, kısım B. Da. Tamam. Macera arayışı devam ediyordu. Gün 2. Gün 2 ama siz tabii... Bugün 8'de uyandık ve Ikea'ya gelmek için uyandık. Bugün günlerden pazar. Pazar. Ikea'ya geldik. Yine Ikea'ya geldik ve devam ediyoruz. Tabii benim bir tur. Evet, Oğulcan aldığımız... Kendimize gardırop oluşturduk. Almadık, onunla... oluşturduk. Hani evet, modellettik. Hazır almadık, aynen. Tasarlattık. Ondan sonra onu Oğulcan bir tur eve götürdü. Tekrar geri geldi. O sırada ben evin perdelerini falan seçtim. Çamaşır sepetiydi, işte dekorasyon ürünleriydi vesaire. Uvır zıvır şeylerle uğraştım biraz. Ondan sonra şimdi tekrardan baba şeyler alacağız. Baba şeylere ben geliyorum. Evet. Küçük şeylere mes bakıyor. Küçük şeylere, aynen, küçük şeylere ben bakıyorum. Oğulcan, kaç defa gittik geldik Ikea'ya? Gerçekten. 3 defa arabayla, yarınla birlikte 4 olacak. Arabaya da 5 ya da 6 defa yükledik aldıklarımızı taşıyamadığımız için. Çok güzel. Ve İnşallah hali bu. Üstüme yıkılmazlar cidden. Bak ya, yıkılmazlar. Evet. Bu arada aynalar vesaire gözüküyor. Onda bir güvenlik sıkıntımız yok. Onu da belirteyim. Gözüküyor. İkiz yok. Olcan, videodayım mı Olcan? Gün 3. Gün 3. Herkese merhaba. Yine Ikea, yine Ikea. Bugün pazartesi ve biz hala Ikea'dayız. Hala bitiremedik. Yani bir parça bir şey alıyorsan, bir gardırop alıyorsan çarpı 10 yapıyorsun. Şu an gardırop kaç parça aldığımızı hesaplıyorum. Evet, yani çok parça aldık. 12. Bugün çalışma masası, çalışma sandalyesi bakacağız. Sonra lamba ve vesaire, evet, şeyler lamba, için. Böyle yer lambası istiyorum aslında. Salona koymalık. Ondan sonra avize bakmamız gerekiyor. Avizemiz yok. Hadi başlayalım. Valla kitaplık biz aldık. Aynen şuradaki. Şuradakini aldık. Ekstra raf aldık bir de içine. Çünkü 4 tane çıkıyor içinden. Biz 2 raf daha aldık. 2 tane daha aldık. Çünkü bende kitap bol. Yani. Evet, Oğulcan'da da bol. O yüzden. Yani zaten şu kısımlarına istediğiniz yükseklikte koyabilmeniz için delik açmışlar zaten. Bence kalitesi de gayet iyi yani bu fiyatlar için. Zaten az çok mutfak eşyam olduğu için yurtta da yani kullandığım tencerem, tavam vesaire, bardak. Bardaktan çok ne var zaten? Evet, her gördüğüm bardak. Evet. Sürekli her gördüğüm bardağı ay deseni güzel diyerek aldığımdan dolayı. Aynen. Geldik yatak odası kısmına. Gerçekten çok güzel fikirler var.
Biz bir tane yatak tepsisi aldık ama bunun bambu olanından aldık. Bu. Yani bu da güzel. Bence. Yani bu da bence gayet sağlam. Her biri ayrı bir oda gerçekten. Ayrı dekorasyon fikirleri yani. Komodin olarak ben çekmeceli bir komodin tercih ettim. Çünkü benim eşyam çok. Gardırobun en üst rafına ben de böyle bir bijuterilik aldım. Üstü böyle cam olacak. Aslında bizim tasarımımız şöyle. En altta bir sepetimiz var. Aynen. Ha bir de evet sepeti de göstereyim. Böyle çoraplarınızı vesaire koymak için. Bunu rayından çıkarmışlar sanırım. Fazla çekip. Aynen. Evet bunu rayından çıkarmışlar. Bizimki buna göre daha geniş olacak tabii. Daha böyle. Benim taraf full. Benim taraf için küçük. Bunlar olacak. Evet sen aynen bak. Şundan işte bunun stoğu yokmuş. Evet. Bu çok güzel ve kullanışlı bir şey. Ya bence. Ama stoğu olmadığı için şu an alamadık. Evet stoğu olmadığı için alamadık. Neyse. Ama geldiği an alacağız yani. Ben yurtta şöyle bir şey kullanıyordum. Benim yurt dolabım çünkü oldukça küçüktü. Yani yurtta kalanlarınız bilir. Çok minik alanlara çok şey sığdırmak gerekiyor. Böyle bir şey almıştım ama şimdilik onu kullanmaya devam ederim diye düşünüyorum. Şu ışık olayı çok güzel. Bunun kodunu hani, çekelim mi bakalım? Kapattığın zaman kapan. Olay güzelmiş. Bakabiliriz. Evet. Hadi devam edelim. Saklama kutuları. Biz bir tane aldık. Değil mi? Evet aldık. Evet biz bir tane aldık. Böyle dolabın en üstüne. Ya işte purç mantığı bir tık daha şey hani daha dirayetli. Benim aldığım komodin bu. Çekmeceleri. Ben de hala düğün yolculuğunda bu. Evet çok yorulduk çünkü. İleride muhtemelen balkona atmalık şöyle bir şey düşünürdüm yani. Gayet güzelmiş bu da. İsteyenler için şöyle kodlarını da gösteriyorum. Ne resim takımı olarak acaba bunu mu alsam bilemedim. Böyle kırmızılı. Alalım. Emin değilim. Ben şuradaki yatan mantığını da seviyorum. Tüllü. Şuradaki bak, karşıdaki. Hangisi? Bu mu? Ha, muhtemelen yatağı değil mi? Ha şey, şu demin an. Gösterdiğimin daha yüksek farklı, modeli. Yüksek bir olan. De şöyle, bunun yatağında şöyle bir şey var. Ama şöyle bir şey, yatağın hemen kenarında böyle bir kitaplar hani bulundurmak alerjik insanlara pek güzel. İyi gelmeyebilir. Şu mantığı güzel. Tost tutar çünkü. Ha. Diğer evet, tarafında tabii. da var. Ama bizim aldığımız işte divan, biraz sonra onu da gösteririm. O divan bence çok kurtarıcı olacak. Evet. Yani baza yerine bu şekilde çekmeceli olan yataklardan da tercih edebilirsiniz bence. Yastık ve yatak köşesi. Gerçekten hani her çeşit var. Ve nasıl seçmeniz gerektiğine dair bilgiler de var. Hangi yatağın içi nasıl gözüküyor? Gerçekten çok güzel. Ben divanın üstüne böyle yastıklardan aldım. İkişer tane.
aradığımız separatörleri de bulmuş olduk. Bunlar keçeden. Bir de bu şekilde olan aksesuar konulabilecek separatörler var. Burada boyutlarını kendiniz seçiyorsunuz zaten. Altına serilecek örtüyü zaten kendimiz şöyle kesiyormuşuz. Evet, ya istediğin boyutlarda kesebilirsin. İstediğim boyutta. Bizim çekmeceğimiz 100 santim olduğu için. Zaten. Şöyle. Bu desenli olan herhalde hoşumuza daha çok gitti. Evet. Bundan alacağız. Bu kodlarla IKEA'nın kendi sitesinden de girip bakabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Almak isteyenlere de belki fikir olur. Yani güzel çözümler var gerçekten. Ben üstüne oturabilsin diye de böyle yapmışlar. Evet. Tahtadan ve üstüne de minder satıyorlar. Ah, bu ne? Kancık. Şey. Barbie bebek evine yemek masası sandalyesi, öyle vardı benim küçükken. Çok tatlı. Ya da bu tip şeyler. Ayakkabıları teklerine ayırmak için. Ama benimkiler çoğunlukla topuklu olduğundan dolayı yani benim için pek kullanışlı değil. İsteyenler için fiyatlar böyle. Ve geldik. Çalışma masası ve sandalyesi bakacağız. Bu gerçekten çok zor. O ayrı da satılıyor. Bu iyi bir şeymiş. Ama sanki daha mı yatık? Hmm. Arkama yaslanmak için bu kadar yatmam gerekirse pek hoş değil. Evet. Yükselebilen bir masa bulduk. Daha sandalyeyi bulamadık ama seçim yapamadık ama. Nereye kadar yükselebilir ki? Moments later. Yani more moments later. Bu kadar. İyi de bu kadar yüksek masayı ne yapacağım ben? Neyse, almak isteyen olursa şöyle göstereyim. Laptop masaları. Güzel bir şey. Bunun ben laptop için olanı ben kullanıyordum. Ben yastığı alacağım. Gayet rahat bir şeymiş. İlk kez denedim gerçekten yani. İhtiyaç var. Çok uzun süre masa başında kalıyorsanız özellikle. Bir bel yastığı önemli. Bir bel yastığı. Ayaklık mesela. Evet, hani bu da gerçekten hani doğru bir oturuş pozisyonu için. Bu bir de istediğin açıda ayarlanabiliyor. Şöyle göstereyim. Evet. Yani boyunuza göre muhtemelen ayarlıyorsunuz. Yani bir tık daha derin yapmışlar burasını. Ay sıkıştırdım. Uzun olanda. Biri 9 çekmeceli. Ne yazmışlar da 5 çekmeceli. Sanırım masamızı hazır masa şeklinde değil, kendimiz onu da kendimiz yapacağız. Şöyle mat beyaz sanırım istiyorum. Şöyle. Bir de ayaklarını da kendiniz seçiyorsunuz buradan. Yükseltilebilir olan ayak da var bu şekilde. Ya da
Tekerlekli olan falan da var. Baharatlık. Tekrar gösteriyorum. Gidip baharatlık. Ondan mı almak istiyorsun? Eğer almak istiyorsan bundan istiyorum dedim. Ne olursun. Ya güzel duruyor. Bilmiyorum. Senin de içine siniyorsa alabiliriz. Ya emin değilim. Bu sanırım öğütme haznesi evet, olan. Evet, öğütücülü. Bunu direkt böyle olanlar da var. Ya klasik iki. O yüzden öyle. Yani ölçüsünü sen ayarlarsın. Bu daha güzel bence. Ya bu şey hani için. Diğerinin ya buna mesela kaşıkla istediğin kadar at baharatını. Evet bu onun için. Diğeri şey hani sofrada falan kullanmak daha için. Daha mantıklı bence. Bundan mı oğlum? Bulaşıklık. Bulaşıklık bakıyoruz. Yani tabak yerleştirmek için yapmışlar ama bizde daha çok bardak bulaşığı çıkacağı için. Onun için de bizim buna böyle bir şey ihtiyacımız var. Bulaşık makinesi zaten muhtemelen kuruduktan sonra tabakları alır yerleştirirsin. O yüzden bundan değil de bundan tercih edeceğim. Böyle şu şekilde. Hayır, öyle olanları istediğin da var da. Plastik kabı seç. Kapağını da ona göre seç. Kapağını da bu. Bitti. Evet. Hatta o ara plastikleri bile. Evet, contaları yedekli. Yedekli. Çok güzel. Şundan alalım dersen. Ya buna ya gerek yok. Bir şeylerimiz var. Değil mi? Bu tarz var. Yani gerek aynen. Yani fazla yok. Cam olur. Cam yoktu. Onları da aldım. Aynen. Burası plastik cenneti. Geldik perde batmaya. Perde olarak ışık geçirgenliği en az olan bu perdeymiş. Zaten üstlerinde de yazıyor. Ne kadar ışık geçirip geçirmedikleri. Bizimki bundan. Zaten tül falan olduğu zaman böyle oluyor. İsteğinize göre kesme, kısaltma işlemi falan da yapıyorlarmış. Biz bunu beğendik. Şimdi de korniş mi alsak yoksa perde çubuğu bu şekilde perde çubuğu mu alsak diye düşünmekteyiz. Ama çeşit çeşit. Ama her türlü malzemesi mevcut yani. Evet. Hani. Köşe apareti de bence mantıklı olan bizde şu. Eğer alacaksak perde rayı almak. Çünkü bizim hani o da dönüyor şöyle. Köşe bir halinde dönecek perdemiz. Evet. O yüzden bizim şöyle bir şey almamız lazım. Perde rayı. Evet. Evet. Ben bir tane şundan aldım. Dayanamadım. Çok güzel. Bu da şey bu arada. Köpek yatağı. Hayvan battaniyesi. Yok, battaniye mi? Yok, şey yastık herhalde. Ben minder yok, ki. Battaniye şu. Aynen bu. Çok tatlı. Bir de yumuşak olanları var. Minik. Bak tam içine koymuş. Bak ne güzel olmuş. Evet. Bundan böyle. TV ünitesinin içine işte hani. Evet koymak için. O şeyde böyle. Ölçülerde. Çok güzel. Bunun katları da tatlı. Ama altı sanki çok kaydırmaz değil. Çünkü bilirsiniz ki kedi ve köpekler yemek yerken bunu böyle sürükleyip evin içerisinde dolaştırabilir. Ha bak bu daha güzel mesela. Lastikli. Bu daha iyi. Bir de çelik yani sonuçta. Daha hijyenik. At bulaşık makinesine yıkansın yani. Sepet doldu yine. Ama bu sefer en azından daha büyük parçalar değil. Evet. Ve depo bölümüne gelmiş bulunmaktayız. Olcan artık şu duruşa alıştı. İki gündür. Artık hangi rafta ne olduğunu biliyoruz değil mi Olcan neredeyse? Aşağı. Şimdi şöyle ki masamız 12. raf kısım B'de.
4 tane de ayak var. 12 C'de. Evet. Hadi gidelim. Aynı zamanda arabada sürdüğüm için zor oluyor. Yön vereyim. Yön ver bana. Yok zaten o tarafa çekiyor. Tamam ben de o tarafa ağırlık oldu zaten. Ben biz gitmiyoruz işte. Şöyle tutmam lazım. 12. Şimdi geldik. Hemen çeviriyorum. 12'ye geldik. Burada. Aynen öyle. Artık alıştık. Enfes bir şey buldum. Kokoslar kokusu. Gerçekten kokulu mumlardan pek hoşlanmam ama bunun kokusunu sevdim.